Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımıza sizlere sorular sorarak başlıyoruz. Evli çiftler eşlerinizi ölesiye kıskanıyor musunuz? Gereksiz şüphelerle birbirinize hayatınızı zehir ediyor musunuz? Birbirinize güvenmiyor musunuz? Eğer sorularımıza hep evet yanıtı veriyorsanız bu öykümüzü mutlaka izleyin. Konumuz aşırı kıskançlık yüzünden yaşamı altüst olan Emin Soydan'ın hikayesi. Genç ve güzel karısını hemen her şeyden kıskanan ve kendi hayatıyla birlikte karısının ve iki çocuğunun da hayatını karartan Emin'in hikayesi bu. Gelin daha fazla vakit geçirmeden Soydan ailesinin dramasını izlemeye başlayalım. Ben bayağı geç kaldım. Bir bardak çay koy da çıkayım. Bugün annemle gideceğim. Yine siyatı yazmış. Hiçbir iş yapamıyorum diyor. Geç kalmazsın değil mi? Hayır canım, kalmayız. Akşam yemeğe gelecek misin? Bilmiyorum. Günaydın anne, günaydın baba. Günaydın. Günaydın oğlum. Nasılsın? İyiyim anne. Hadi kahvaltını yap, bugün anneanneye gidiyoruz. Ben babanın yanında tembihliyorum. Bahçede köpekle oynamak yok, tamam mı? Geç hafta skortunu biliyorsun. Adam bak, fazla geç kalmayın, tamam mı? Hem öyle süslenip de yola çıkma. Otobüse bineceksin. Dolmuşa taksiye bindiğini görmeyeyim. Tamam. Lütfen bana çocuk gibi davranmaktan vazgeç. Ben söylemiş olayım da. Ben gidiyorum. Çay içmeyecek misin? Ben çayımı da kahvaltımı da kahvede yaparım. Anneannemi çok özledim. Beni bas bas bağırtırma. Köpeklerle oynamak yok, tamam mı? Söz verdim anneciğim. Geldim. Gelin bakayım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz yavrum. Gelin bakayım, gelin. Geç kızım. Geç yavrum. Hoş geldiniz bakayım, gel yavrum. Ay. Ay bu ağrılarım vallahi çok azdı. Dayanılır gibi değil. Sen yat biraz dinlen bugün. Ben etrafı toparlarım. Yatınca geçiyor mu kızım? Hep aynı. Fena bahçede mi anneanne? Semih. Özür dilerim anne. Karnım da iyice acıktı. Selim gelse de bir şeyler yesem. Emin ve Sevda'nın evliliği arkadaş çevresinde olduğu kadar kendi aileleri içinde de mükemmel geçiyor görünümündeydi. Oysa belki de ilk günden bu yana evlilik temelleri çatırdıyor, karı koca arasındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavgalar geceler boyu bitmiyordu. Aslı ve Semih de bu kavganın küçük şahitleriydiler. Gelin bu alışılmadık aileyi hep birlikte izleyelim. Sevda! Sevda! Semih, Aslı! Sevda! Allah Allah. Nerede bunlar ya? Sevda! Babacığım. Bir dakika kızım. Hayrola canım, bu saatte evdesin. Evet, evdeyim. Sen neredesin? Neredeyim? Annemdeydim. Söylemiştim sana.
Bana söylediğin oydu ama acaba orada mıydın? Ne demek istiyorsun? Sen nereye gittiğimi düşünüyorsun? Bilmem. Lütfen çocuklara da saçma sapan konuşma. Çocuklar hadi siz odanıza. Emin neler düşünüyorsun sen? Lütfen kendine gelir misin? Kes lan! Neredeydin bu saate kadar? Saat kaç? Annemdeydim diyorum sana. Giderken ne gelirken hiçbir yere uğramadım. Sadece annemdeydim. Bu zamana kadar oturulur mu be? Bak Emin, koca hafta görüşmüyoruz. Hafta sonu denk gelince böyle oluyor. Yapma ya! Bundan sonra evinde olacaktın, tamam mı? Benim dediğim olacak. Yeter be! Dayanamıyorum artık! Tırmanma lan! Ne oldu anne? Yok bir şey yok. Neredesin Beymin abi? Seni beklerken burada aç oldum. Kusura bakma, biraz işim uzadı. Hayır, işten anlasam neyse, 4 tane bardak kırdım. Canın sağ olsun senin. Hayrola Emin abi, senin sinirlerin bozuk galiba. Özel. Anne. Efendim? Yüzün niye bu kadar ısık? Canım sıkılıyor ondan. Niye sıkılıyor? Bizim yüzümüzden mi yani? Tabii ya, sizinle ilgili. Siz benimle hiç oyun oynamıyorsunuz. Durun çocuklar, yapmayın, durun. Çocuklar durun lütfen. Mutlu bir aile. Ancak kıskançlığı çılgınlık derecesine varan bir koca. Bu kıskançlık nelere sebep olacaktı, hep birlikte izleyelim. Sevda çektiği sıkıntıyı çocuklarına hissettirmemek için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. İki masum yavru ise annelerinin gerçekten onlarla oynadığını sanıyordu. Sevda oynuyordu ama kendi hayatını. Emin kıskançlıkları canına tak etmişti. Ne çare ki iki çocuğu vardı. Onları annesiz ya da babasız bırakmaya gönlü el vermiyordu. Ne olursa olsun bu hayata katlanmalıydı diye düşünüyordu. Gelin birlikte izleyelim. Yardım olacağım. Ne bu? Çay. Kör değiliz, biz de görüyoruz. Bütün gün çayın içinde boğuluyorum zaten. Bu evde süt falan yok mu? Üzgünüm canım, çaydan başka bir şey yok. Ya ben bu eve dün akşam süt almadım mı? Şey, akşam yatarken biz içtik babacığım. Özür dileriz. Babam neden bu kadar sinirlendi? Bilmiyorum yavrum. Herhalde işiyle ilgilidir. Kahvaltınızı yapayım. Sabah sabah içme şunu aç karnına. Sen bana karışma. Emin, konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Bak neden böyle davranıyorsun bilmiyorum ama çocuklar çok etkileniyorlar. Neden etkileniyorlar? Sürekli bağırmandan, azarlamandan. Kıskanıyorum seni ya, kıskanıyorum seni. Neden kıskanıyorsun? Bilmiyorum, her şeyden, herkesten kıskanıyorum. Bilmiyorum ya, çıldıracağım seni de, çıldıracağım. Tamam canım, her şey düzelecek, her şey geçecek. Böyle düşünme lütfen. Ben senin sevdanım, tamam mı? Yalnızca senin. Ben gidiyorum. Biz bugün çarşıya çıkacağız çocuklarla. Neden? Bir şeyler alacağım, hem çocuklara hem kendime. Beraber çıkardık daha sonra. Senin kahveden vakit bulamıyorsun ki. Peki ama mağazada üzerini değiştirmek icap ederse paravanı iyi kapat. Ortalık sapık dolu. Emin, biz neler konuştuk az önce? Tamam hayatım. Thank you.
Selam Emin abi, nasılsın? Hayırlı işler. Ne haber, hoş geldin. İyi abi, hoş bulduk. Geç otur şöyle, çay şimdi demleniriz. Tamam abi. Hayrola abi, bugün böyle geç açmışsın tezgahı. Ya evde biraz laklaka da aldık. Ha, ev dedin de aklıma geldi abi. Çocukları uzun zamandır görmüyorum, nasıllar? İyidir, yaramazlar. Hafta sonları anneannelerine gidiyorlar. Ha, bugün de gittiler mi? Yok, bugün yengenle çarşıya çıktılar. Desene yine masraf. Öyle. Aslı, açar kapıyı kızım. Tamam anne. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Ne haber oğlum? İyiyim. Tamam. Anneniz nerede? Geliyorum. İşte buradayım. Nasıl, beğendin mi hayatım? Çok güzel. Böyle mi dolaştın sen? Olur mu canım? Daha yeni aldım. İlk kez kocam görsün istedim. Peki bunu işte de giyecek misin? Ne olacak? İşte de giyilebilir bu. Hayır, kesinlikle izin vermiyorum. Giymeyeceksin. Ama çok beğendiğini söylemiştin Emin. Evet, çok beğendim. Beğendiğim için de başkalarının görmesini istemiyorum. Emin saçmalama, çok para verdim buna. Ne verdin sen, ver. Giymeyeceksin, o kadar. Tamam, giymem. Allah kahretsin. Oğlum bugün nereye gittiniz? Çarşıya gittik. Peki çarşıdan başka bir yere gittiniz mi? Hayır baba. Peki annen sizi yalnız bırakıp kendi bir tarafa gitti mi? Hayır baba. Hiçbir yere gitmedi. Zaten gittiğimiz bir tek anneannem var. Allah'ım, ne düşündüm. Çıldırıyorum. Yardım. Kızımın mutlu bir evliliği vardı, iki çocukları vardı. Ya her evde olan bazı kıskançlık sonuçlarında problemleri ve kavgaları oluyordu. Emin öyle kavgacı, sinirli birisi değildir. İçine kapanık birisidir. Ara sıra bana gelip derdini anlatır, dertleşirdik. Gerçekten birinin Emin'e yardım etmesi gerekiyordu. Böyle düşünmekle hata yaptığını biliyordu. Ancak Sevda'yı gördüğü an düşünceleri değişiveriyordu. Oysa Sevda kocasını ve çocuklarını çok seviyor, aldatmak aklının ucundan bile geçmiyordu. Oysa Emin, Sevda'nın her sokağa çıkışında karmaşık düşüncelere dalıyordu. Belki tek çare bir psikoloğa başvurmaktı. İzlemeye devam edelim. Hayrola Sevda? Seni bugünlerde biraz dalgın görüyorum. Yoksa bir derdin mi var? Vallahi Nimet, inan bıktım artık. Bir akşam huzurlu oturmuyoruz evde. Ne yattığımızda ne kalktığımızda. İnan hiç huzurumuz yok. Takma kafana güzelim. Nasıl olsa düzelir yakında. Hem niye üzülüyorsun ki? Aksine sevinmen lazım. Kocan seni seviyor ki kıskanıyor. İyi de her an her dakika bana şüpheyle bakması beni çok rahatsız ediyor. İlgilenmese, yüzüne bakmasa daha mı iyi sanki? Ama bildiğin gibi değil Nimet. Bakışları o kadar garip ki, hep nefret dolu sanki. Sevgiyle yakından uzaktan hiçbir ilgisi yok. Ama sen de abartıyorsun Sevda. Bence sana öyle geliyor. Hayır hayır, beni anlamıyorsun. Daha doğrusu ben anlatamıyorum. İnan sandığın kadar basit değil. Korkuyorum. Çok korkuyorum Nimet. Hayrola Emine abi, yine zam mı var? Bir dakika Sevda. Hayda, ne oldu, sinirlerin bozuk yine senin galiba. Ya bir dakika dedik ya. Hayırdır abi? Ya hayır mı şer mi bilmiyorum. Şuraya bak. Ha, ne oldu ya? Söylesene. Kadın çalıştığı yerde iş arkadaşı da kocasını aldatmış. Kocası da onu öldürmüş. Vay be. Helal olsun, delikanlı adammış ha. Ben öldürmekle kalmaz, parça parça doğrardım abi. Söylemesi kolay oğlum. Bekar adamsın. Çalışan karın da yok. Niye abi? Onunla ilgisi yok ki. Biz erkek adamız ne de olsa. Evli de olsam, karım da çalışsa aynı konuşurdum. Emin abi ya, madem rahatsız oluyorsun, niye çalıştırıyorsun yengeyi? Paraya falan da ihtiyacın yok senin. Ne biçim konuşuyorsun sen lan? Biz erkek değil miyiz lan? Abi yanlış anladın şimdi. Bak kusura bakma, ben öyle söylemek istememiştim. Tamam kes, hadi. Ne biçim konuşuyorsun kızım sen? Vallahi baban duymasın, üzüntüden kahrolur adamcağız. Ya ben anne, ben sanki kahrolmuyor mu? Hiç gücüm kalmadı inan ki. Boşanacağım Emin'den.
Delirdin mi sen yavrum? Kendini düşünmüyorsun, bari çocukları düşün kızım. Ben çocuklara bakarım anne, çalışıyorum. Hem her gece çocuklar saçma sapan şeyler yüzünden kavga görmekten dengeleri bozuldu artık. Cahil cahil konuşma yavrum. Babasız çocuk büyütmek kolay mı? Dul kadın olmak kolay mı? Millet ne der yavrum? Hiç bunları düşündün mü? Şimdi evliyim de ne fark ediyor anne? Aynı şeyleri bana kocam yapıyor zaten. En çok güvenmesi gereken insan. Bunlar benim ağrıma gidiyor anne. İnan ki çok ağrıma gidiyor. Neredesin lan sen? Ya neredesin lan? Oğlumu. Neredesin? Annemdeydim. Ne yaptın lan annende? Çocukları bıraktım Emin. Bu saate kadar mı bıraktın? Biraz konuştum. Ne konuştunuz? Senin hakkında konuştum. Ulan beni mi çekiştirdin? Gitmeyeceksin lan annene bir ama daha. Ama Emin. Gitmeyeceksin lan. Devam. Sevda'nın dert ortağı mesai arkadaşları olmuştur. Sevda evde yaşadığı stres dolu dakikalar ve saatlerden ancak arkadaşlarına derdini anlatınca rahatlayabilmektedir. Emin işi daha ileri götürmüş, Sevda'nın ailesine gitmesini yasaklamıştır. Oysa Sevda'nın gittiği tek yerdir orası. Hem insan annesine gitmez mi? Sevda da annesine gitmek için her yolu deneyecektir. Bu konuda tercih bile yapmaya gerek görmemiştir. Ama çile dolu yaşamı sürmeye devam etmektedir. Emin ne oldu, bir şey mi var? Yok yok bir şey. Yoksa çocuklara mı bir şey oldu? Yok çocukları ben gidiyorum. Emin dur gitme. Arkandan bağırdın, niye duymadın? Sana ne? Yine şüpheleniyorsun değil mi? Zaten hep benden şüphelendin. Evet şüpheleniyorum. Niye şüphelendim ki? Bugün fingir derken gördüm orada adamlarla. Fingir derken mi? Onlar benim iş arkadaşlarım. Sen hiç gazete okumuyorsun galiba. İş arkadaşıymış. İş arkadaşı da kocasını aldıktan bir sürü kadın yazıyor. Haberin var mı? Ben o kadınlardan değilim, tamam mı? Emin son günlerde kan kusturmaya başladı anne. Artık dayanılır gibi değil. Boşanacağım Emin'den. Benim talihsiz yavrum. Sen bir kahveciye gelin olacak kız mıydın kızım? Ne yapalım, olan oldu bir kere. Buraya gelmemi bile istemiyor. Peki bunun sonu nereye varacak çocuğum?
İyice düşündüm. Ayrılacağım. Çocuklarımı alıp senin yanına gelirim ya da bir ev tutar otururum. Bilmiyorum. Olur mu öyle şey yavrum? Ben torunlarımı hiç ortada bırakır mıyım? Ama sen kararını vermeden bir kez daha düşün derim ha. Anneciğim, çocuklar her gece kavga görmekten artık dengeleri bozuldu. Kızım bak, kul daralınca Allah yetişirmiş Hızır gibi. Biraz sabırlı ol çocuğum. Belki değişir. Anne, değişecek gibi değil. Daha ben kaç yaşındayım? Ben çarşıya çıkmayacak mıyım? Arkadaşlarımla iki sohbet etmeyecek miyim? E kızım, sen de biraz suyuna gidiver yavrum. Her karı koca arasında böyle şeyler olur. Ama zamanla unutulur. Anne, mesai arkadaşlarımdan bile beni kıskanıyor. Konuşmamı istemiyor. Arkadaşlarıma kocam kızıyor. Benimle konuşmayayım mı diyeceğim. Sonunda baskılara dayanamayan Sevda boşanmaya karar vermiştir. Kararını Emine söylemeden önce annesine söylemeyi uygun görmüştü. Ne de olsa boşandığında geleceği yer orasıydı. Annesinin tepkisi beklediği gibi olmamıştı. Kararı saygıyla karşılayan yaşlı kadın, kızının ve torunlarının bu çileyi daha fazla çekmesini istemiyor ama karı koca arasına girmekten de çekiniyordu. Sevda için en zor şey bu kararı Emine açıklamaktı. O gün akşam daha erken olmuştu sanki. Bana ve çocuklarıma çektirdiğin acı yeter artık. Bizlere bir gün yüzü göstermedin. Eğsi meğsi boşanalım diyorum. Sen yoluna, ben yoluma. Sen ne dediğinin farkında mısın Sevda? Benle şaka mı yapıyorsun? Bu işin şaka tarafı kalmadı Emin. Bana bak, benle oynama. Boşanmak o kadar kolay mı be? Demek şüphelerinde haklıymış. Bilim var lan. Hep aynı saplantı içindesin. Hep göz dönmüş kocaya oynuyorsun. Bana bak, bunları sana anan mı öğretti? Annemi karıştırma, onunla ayarla hiçbir ilgisi yok. Bana bak, senin dilin fazla uzadı, keserim ha. Canımı sıkma benim. Kararımdan dönmeyeceğim, senden boşanacağım. Boşanamazsın lan! Hayatımızı mahvettin bizim. Çocukları acıma, hayvanı acımıyorsan. O benim diyeceğim işte. Ama en kısa zamanda kimle fingir dediğini bulacağım. O zaman göreceksin. Hayda, durup dururken insan boşanır mı abi? Yoksa bir başka kadın mı var? Yok mu oğlum? Benim öyle şeylere baktığımı hiç gördün mü? Ne bileyim abi, insan bu, belli olur mu? Belki yenge seni başka biriyle görmüştür diye düşündüm. Yok, yok öyle bir şey. Yoksa yengemin mi bir açığı var? Ne diyorsun lan sen, yoksa bildiğin bir şey mi var? Yok be abi, nereden bileyim? Sende bir şeyler var lan Selim. Bana bak, bana doğruyu söyle. Şey yani abi, bir kere duymuştum çalıştığı yerde biriyle diye. Kimden duydun lan? Kimden? Çabuk söyle. Nasıl hatırlayayım abi? Belki yalandır. Yalan doğru. Bir şeyler söylendiyse aslı vardır. Telaşlanma abi, öğreniriz elbet. Zaten yenge böyle biri değil ki. Sen nereden bileceksin lan? Çocuklar bu gece sende kalsın anne. Eğer kavga falan edersek hiç olmazsa onlar şahit olmasın. Ah be kızım. Al getir şu Emin'i. Belki bizden utanır, böyle davranmaz. Ah be anne, o utanmaktan ne anlar? Utansa çocuklarından utanırdı. Ne bileyim kızım, içimde bir sıkıntı var. Allah hayra çıkarsın. Böyle düşünme, her şey olacağına varır. Sen çocukların karnını doyur. Eğer akşama gelip alamazsam yarın gelir alırım çocukları. Nasıl istersen yavrum, peki. Sevda! Sevda, çocuklar! Hem bağırınca kızar, hem de yapacağından geri kalmaz. Şuraya bak, saat kaç? Hala ortalarda yok. Merhaba, bugün erkencisin. Siz de tam tersi hanımefendi. Arkadaşlarımla dolaşamaz mıyım? Dolaşamazsın. Daireden bir arkadaşımla dolaştım. Seninle yaşayamadıklarımı onunla yaşadım. Lan demek duyduklarım doğruymuş. Neyi duymuşsun? Beni aldattığına dair bilgiler var elimde. Emin, annemler bekliyor bu akşam. Hiçbir yere gitmeyeceksin. Çocukları bıraktım oraya. Bırak! Başlarım anneye de sanana. Ben gider alırım. Sen manyaksın. Hem de acil tedavi olması gereken bir manyak. Sevda'nın kocası tarafından öldürülmesine çok üzüldüm. Beraber çalıştığımız diğer arkadaşlarımız da hepimiz çok üzüldük. Çok kaba saba bir adamdı. Her şeyini bize anlatırdı Sevda. Ay başında elinden maaşını alıyormuş. Sürekli hiç ona harcaması için para bırakmıyormuş. Aslında sürekli de kavga ediyorlarmış. Böyle olacağı belliydi başından ama ne yapsın işte, evliliğini idare ediyordu. Eşim ara sıra çocukların kavga ettiğini söylerdi.
Ben de karı koca arasında böyle şeyler olduğu için pek üstelemezdim. Kızım damadımın sandığı gibi biri değildi. Kızımın yaptığı tek lüks ara sıra gelip annesinde oturmaktı. Sevda'nın bu sözleri kıskançlık krizleri yüzünden delirecek olan Emin'in beyninde bir bomba gibi yankılanmasına neden olmuştu. Manyak mıyım diye düşündü bir an. Yoksa gerçekten tedavi olmalı mıydı? Kendi kafasında birçok şey kurdu. Sevda kendisinden neden ayrılmak istiyordu? Yoksa gerçekten başka birisiyle ilişkisi mi vardı? Mutfağa doğru yöneldi. Ne yapacaksın o bıçakla? Öldüreceğim seni. Emin değil misin sen? Geberteceğim seni. Emin seni kimseyle aldatmadı. Aldattın beni. Hayır. Aldattın. Emin neden yaptın? Sana söylemiştim. Benimle oynama demiştim. Layığını buldun işte. Yıllar sonra seni tekrar giymek var. Kararan hayatım simgesi olun. Aynı sizin gibi. Kapkaranlık hayatım simgesi. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Ne yaptım ben? Çocuklarım ne olacak? Hoş geldin Emin. Hoş bulduk. Hani Sevda? Sevda biraz rahatsız evde. Ben bir çocukları göreyim dedim. Geç yavrum. İyi etmişsin. Hoş geldin baba. Hoş geldin. Hoş bulduk çocuklar. Nasılsınız? İyiyiz baba. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk. Hayırdır bu damatlıkları giymişsin böyle? Bir arkadaşın düğünü vardı. Başka elbisem de yoktu. Maşallah hiç de kilo almamışsın. Üzerine oturmuş yine. Annemi üzmedin değil mi baba? Annenizi artık hiç üzmeyeceğim çocuklar. Söz veriyorum size. Hiç üzülmeyecek artık. Yaşa canım babacığım. Annem artık hiç üzülmeyecek. Ben kahveye gidiyorum. Akşama dönüşte çocukları alırım. Olur yavrum. Güle güle çocuk. Onlar zaten burada oynuyorlar. Hayırlı işler Yaşar abi. Eyvallah koçum, hoş geldin. Bana bir çay yapar mısın? Tabii, hemen. Al bakalım. Hayrola koçum, sen bu saatte buradasın. Üstelik bu kıyafet. Can sıkıntısı be abi. Moralim bozuk biraz. Biraz laflarız dedim. Laflarız tabii. Ama önce izin ver, şu müşterilerle biraz ilgileneyim. Ayıp ediyorsun abi, ekmek parası. Bak işte. Gerçi pek iyi para kazanamıyoruz ama idare ediyoruz işte. Hayrola Emin? Senin canın sıkkın gibi. Sıkkın abi. Yaşar abi. Ben Sevda'yı, karımı öldürdüm. Ne? Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapmıyorum abi. Kıskançlık. Bilmiyorum nasıl oldu. Öldürdüm. Yaşar abi, polise beraber gidelim. Seni tanırlar. Emin sen neler diyorsun? Gözümle görmeden inanmıyorum. Hadi kalk gidiyoruz. Hadi çabuk.
Ahmet, ben birazdan gelirim. İşte orada abi. Neden yaptın oğlum? Bilmiyorum abi. Kıskanç. Allah belanı versin senin. Pişmanım abi. Pişmanmış. Ne olacak oğlum o yavrular şimdi ha? Bilmiyorum abi. Hadi karakola gidelim. Yürü. Çocuklarım anneannemdeydi. Karımı o gece geç saate kadar bekledim. Gelmedi. Zaten kulağıma bazı dedikodular geliyordu. Olay günü beni küçümser bir tavırla konuşunca dayanamadım, bıçakladım dedi. Komiserim, çocuklar geldi. Alın içeri. Gel gel. Yavrum. Yavrum. Seni nereye götürecekler baba? Döneceğim kızım. Döneceğim yavrum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum ya. Kıskanç koca genç karısını öldürdü. Gereksiz kıskançlık bir yuva daha yıktı. Aşırı kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada karısını bıçaklayarak öldüren koca, "Karımı başka erkeklerden kıskanıyordum," dedi. Koca hapse, kadın mezara kondu. Geride kalan çocuklar anneannelerine sığındılar. 4 kişilik soydan ailesinin dramı böyle son buldu. Emin aşırı kıskançlığının cezasını şimdi cezaevinde öderken bir kar tanesi kadar saf olan Sevda ise hak etmediği bir sonu yaşamıştı. Ya Aslı ile Semih? Onlar hak ettiler mi böyle bir sonu? Hem anaları hem babaları başlarından gidiverdi. Boynu bükük kaldılar. Peki Emin'in yaptığı doğru muydu? Kesinlikle hayır. İnsanların hele karı kocaların önce kendilerine saygıları olması gerekir. Doğruyu birlikte bulabilirler. Ama yanlışı asla. Emin, karısını kıskançlık yüzünden 15 yerinden bıçakladı. Şimdi cezaevinde. Arkada gözü yaşlı 2 çocuk bıraktı. Sevda, bütün günahı böylesine kıskanç biriyle evlenmesiydi. Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.